Evet, günaydın çocuklar tekrardan. Günaydın. Günaydın hocam. Bugün ışık konusunu tekrar ederek başlayacağız. Günaydın. Zaten size söylemiştim bir önceki derslerde de önce tekrar yapıp sonra bir sonraki üniteye geçeceğimi. Bir yoklama alıyorum, sonra başlıyoruz hemen çocuklar. Siz de bu sırada bana yardımcı olabilirsiniz. Bakın bakalım kimler yok. Hocam sanırım herkes burada. Güzel. İkisi benim. 16. Bir kişi yok. Hayır, herkes burada değil. Biri Hayır, yok. Hocam sizi saymayı unutmuştum. Tamam. Bakalım kim yok. Mete burada. Ege burada. Nil burada. Genelde gelmeyenlere bakıyorum önce. Evet. Kayra burada. Efendim? Dün hiç bildirim gelmedi hocam sizin dersinizle ilgili. İşte bu mailleri anlamıyorum. Daha az önce tekrar mail yolladım. Beren mesaj attı çocuklar. Benim maillerimde galiba sorun oluyor ya. Hocam siz... Nasıl? Hocam bana düzenliyorum. Hocam siz geçen bana da atmamışsınız. Derse girememiştim. Yanında evet. İstekten girin, takvimden girin diye göstermiştiniz. Ben oradan giriyorum. Evet, ya oradan da hocam, giriliyor ama ben mail atıyorum aslında. Sorun orada. Ben mail atıyorum ama gelmiyor. Evet, hadi başlayalım. Kimin olmadığını ben bulamadım. Bulabilen var mı? Hocam Ali yok. Ali, tamam. Teşekkür ederim. Hemen not alıyorum. Ve başlıyoruz slaytımıza. Herkes görüyor mu çocuklar? Evet hocam. Güzel. Önce neyle başlamış slaytımız? Işık kaynaklarıyla. Neydi? Bizim bir doğal bir de yapay ışık kaynaklarımız vardı değil mi? Eğer evet. Kendiliğinden insan eli değmeden ışık yayıyorsa doğal ışık kaynağı, insan tarafından üretilmiş olanlar ise yapay ışık kaynağıydı. Peki hep bize sorulan bir soru vardı bu konuda. Neydi? Ay. Ay bir ışık kaynağı mı? Hayır değil. Ay ne doğal ışık kaynağı ne de yapay ışık kaynağı değil. Ay sadece neydi? Yansıtıcı cisim. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyordu. Bu kadar. Anladık mı? Doğal ışık kaynaklarımız ise vermiş zaten çok güzel şekilde. Güneş, yıldızlar, değil mi? Şimşek ve ateş böceği. Bir de balıklarımız vardı değil mi? Fener balığı mıydı? Neydi? Kendiliğinden ışık yayıyordu. Yapay ışık kaynakları ise ampul, el feneri, mum, sokak lambası, ledler vesaire örnek verebiliriz. Sonrasında bir etkinlik var. Şimdi mikrofonlarınızı açıp karışık cevap verebilirsiniz. Bunlardan hangisi doğal, hangisi yapay bakıyoruz. Florasan, hocam, yapay. Birincisini yapabilir miyim? Hep birlikte cevap verebilirsiniz yapay. Şu anda. Florasan, yapay. Güzel. El feneri. Yapay. Yıldızlar. Doğal. Aferin. Son olarak sanırım yapay, meşale. Yapay. Meşale o çocuklar. Evet şöyle bakalım yapay doğal cevaplarımızı sırayla hocam, da gördük. Hocam bir tek hocam bir şey sorabilir miyim? Duymadım. Sesin çok kesik kesik geldi. Hocam bir tek uydular mı? Yani yıldızlarda da başka bir yıldızın ışığını alan var Hayır, mı? Hayır yıldız kendi ışığını kendi saçar. Tamam mı tatlım? Yıldızların hepsinin kendine ait ışıkları var. Uydular evet ışık kaynağı değildir ama bütün uydular yansıtıcı cisim de değildir. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, ışığın yayılması. Işık nasıl yayılıyordu? Doğrusal yolla. Doğrusal yol yayılıyordu ve her yöne yayılıyordu. Zaten şu iki resmi kitaplarımızda ve sorularda sürekli gördük değil mi? Eğer kullandığımız boru düz değilse mum ışığını göremeyiz. Ne zaman görebiliriz? Eğer köşeliyse köşelerimize ayna koyduğumuzda görebilir sadece. Değil mi? Devam edelim. Evet. Işık kaynağının tanımını yapmış çocuklar burada. Sonrasında en büyük ışık kaynağımız tabii ki kim? Güneş. Güneş dünyanın hem ışık kaynağıydı. Bunu zaten ilk ünitemizde de söylemiştik. Ve tekrar diyor ki ışık doğrusal bir şekilde her yöne yayılır ve ışık ışınlar çizilerek.
Işık ışınlarımızı burada mumun etrafında görüyorsunuz değil mi? Ne demiştik? Aydınlatabileceği. Her yöne ışınlar çizilir. Var mı sorun? Ve ışık ışınları bir engelle karşılaşmadıkça hep yayılır. Kenardaki notumuzda da bunu söylüyor. Evet, şimdi yine bir etkinliğimiz var. Bu sefer isim sorarak yapayım, karışmasın. Az önce biraz karıştı. Mum ışığını kimler görebilir? Şimdi buradan bir bakalım kimler dinliyor, kimler dinlemiyor, belli olsun değil mi? Lütfen. Evet. Evet, hadi bakalım. Önce Ege'yi duymak istiyorum. Ege Değirmenci. Efendim hocam. Güzel. Ege'cim, ilk şekilde mum ışığını görebilir miyiz? Tabii ki de hocam. Düz boru görebiliyoruz. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Duru. Hayır. Bu şekilde görebilir miyiz? Hangisinde hocam? Şu şekilde bak, delikler açılmış. Görebilir miyiz? Görebiliriz. Tamam, peki. Efendim? Görebiliriz. Görebiliriz. Neden görebiliriz sence? Hocam, delikler ay... Evet, sesin kesik geldi. Tekrar. Hocam, deliklerin şeyleri... Hizaları. Hizaları aynı. Aynı. Güzel. Teşekkür ederim. Tamam. Delikler aynı hizada olduğu için burada da görebiliriz. Evet, üçüncü şekli kime soralım? Mete'ye soralım. Mete'nin sesini bir duyalım. Evet, Mete'ciğim. Hocam, bak bakalım. Üçüncü şekilde görebilir miyiz sence? Hocam, göremeyiz. Aferin. Neden göremeyiz? Hocam, düz bir boru değil, böyle yavuk bir boru. Aferin sana Mete. Teşekkür ediyorum. Çok. Bakalım başka kimisi duyalım buradan. Nil'in duyalım. Nil daha ilk defa benim dersime katıldı herhalde. Evet Nil. Nil. Hocam duymuyor şu anda. Evet, yo, duyuyor. Açtı mikrofonu. Nil'ciğim, sesini duyabilir miyim? Hocam duymuyor şu anda tahtınız. Efendim? Hocam şu anda görünmüyor tahtanız. Evet, tahtayı şu an görmüyorsunuz. Çünkü Nil'in ses vermesini bekliyorum. Nil. Hocam buradayım. Duyuyorum. Tamam. Evet. Güzel. Nil'ciğim bak bakalım bu soruda mum ışığını görebilir miyim? Hayır. Güzel. Teşekkür ederim sana da. Evet, sırada Alisa var. Alisa. Ses ver. Evet, burada görebilir miyim mum ışığını? Göremeyiz hocam. Aferin ve son olarak kime soralım bakalım? Ben yapayım. Eymen, bir sesini duyalım Eymen. Eymen. Sanırım sizi duymuyor hocam. Ben sesini duyayım dedim zaten Eymen'in ama yok sanırım istemedi. Eymen'cim yaz adabilirsin bana, bir varlığını duyayım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Bakalım başka kimin sesini duyalım. Beren'in duyalım bakalım. Beni özlememişsiniz hocam, öyle olsun. Hayır, ben şu an özlemek değil, yoklama yapıyorum. Kimler ekran karşısında yatıyor? Buradayım dinliyorum yazmış Eymen, konuşmak istemedi sanırım. Evet, Beren duyayım mı sesini? Çocuklar hocam, bu aslında yoklama. Hocam benimkini duyayım, benimkini duyayım. Buradayım hocam. Beni duydunuz mu? Şu an yaptığım şey aslında bir yoklama aynı zamanda. Evet Beren'cim, burada görebilir miyiz mum ışığını? Göremeyiz hocam. Aferin. Hemen şimdi cevaplarımızı da görelim. Gördüğünüz gibi hepsini doğru yaptık. Değil mi? Evet. Evet, yine bir etkinlik. Hocam diyor ama ki, ayna varken görebiliriz ikisinde değil mi hocam? Ama ayna yok şeklimizde. Ayna koyarsak görebiliriz ama şekilde ayna olmadığı için o ihtimali almıyoruz. Evet, bu etkinlikte de çocuklar ışınları çizerek gösterelim diyor ama biz çizemediğimiz için bu etkinliği geçiyoruz şu anda değil mi? Evet, başladık şimdi. Yani cisimlerin ışığı geçirme durumlarına. Neydi bizim? 3 çeşit maddemiz vardı. Saydam, opak ve yarı saydam. Işığın tamamına yakınını geçiriyorsa saydam,
ışığın bir kısmını geçiriyorsa yarı saydam, ışığı hiç geçirmiyorsa opak madde demiştik. Opak maddenin diğer adı da neydi? Neydi opak maddenin diğer adı? Sorularda o da çok çıkıyor. Evet, saydam olmayan da diyebiliyordu. Siz orada saydamı gördüğünüz gibi atlıyordunuz değil mi? Atlamak yok. Saydam mı diyor, saydam olmayan mı diyor, bakacaksınız. Evet, bir kaynaktan çıkan ışık ışınları bir engelle çarpıncaya kadar ilerlemeye devam eder. Bunu söylemiştik zaten. Işığın maddelerle etkileşimi farklılık gösterir. Işık saydam maddelerden geçebilirken opak maddelerden geçemez. Opak madde üzerine düşen ışık ışınlarının bir kısmı sorulurken bir kısmı ortama geri döner. Şimdi size soruyorum. Sorulma ne demekti? Efendim hocam? Cevap vermek isteyen var mı? Bu sefer ben kaldırmayayım, size sorayım. Sormak ne demekti? Işığın sorulması. Var mı cevap vermek isteyen? Yansıma mı? Hocam benim bir fikrim yansıma var. Değil, yansıma. Engellenmesi. Evet, Can dinliyorum. Hocam ışığın yamuk veya dağınık yansıması olabilir mi? Evet, sorulmaya sebep olabilir verdiğin örnekler ama sorulma tam olarak bu değil. Ben aslında sorulmayı size söylemiştim. Hocam hatırlamadınız galiba. Ben de söyleyeceğim. Söyle Alisa. Soğuk. Hayır, soğuk değil, sorulmak dedik. Evet çocuklar, sorulmak ve sormak, ışığı tutmak. Beni dinliyoruz. Hocam buldum. Yani kısmen engellemek mi? Evet, ışığı tutmak, engellemek veya hapsetmek, yutmak. Hocam ben engellemek dedim. Ben engellemek. Kısmen engellemek ama tekrar söylüyorum. Tam olarak ise ne? Işığı tutmak, hapsetmek, yutmak anlamına gelir sorulma kelimesi. Evet, devam ediyorum. Yansıma ve sorulma. Bakın burada da zaten ikisinin tanımlarını verdi. Yansımayı zaten biliyorsunuz neydi? Işığın bir yere çarpıp geri dönmesine biz yansıma diyorduk. Sorulma ise ışığın madde tarafından emilmesi, hapsedilmesi, tutulmasına da sorulma diyoruz. Maddeler ışığı yapısına göre farklı oranda sorurlar. Mesela bu sorulmaya geldiğimde ise siyah veya koyu renkli cisimler ışığı daha çok sorur, hapseder. Bu yüzden yazın siyah veya koyu renkli giyinmemeye çalışırız değil mi çocuklar? Evet, devam ediyorum. Birinin mikrofonundan çok ses geliyor. Kim o? Bir bakın çocuklar. Evet, burada ne diyor bakalım? Maddeler ister opak, ister saydam üzerine düşen ışığın bir kısmını sorurlar. Yani diyor ki opak maddede, saydam maddede olsa ya azıcık bir kısmını ya da çok bir kısmını mutlaka sorur. Bu durumda ışığı soran madde bir miktar ısınır. Bu nedenle maddelerin ısınma miktarı ışığı sorma oranlarına göre değişir. Bu az önce verdiğim örnek. Mesela siyah giyindiğimde yazın üstüm daha çok ısınır. Ben daha çok sıcaklarım. Beyaz giydiğimde yine ısınır ama çok daha az ısınır. Bu yüzden yazın daha çok açık renkli kıyafetler tercih ederiz. Burada ne diyor? Cisimleri görebilmemiz yansıma ve sorulmayla açıklanır diyor ve şuraya bakalım. Bir ışık kaynağından gelen ışığı yansıtarak görülebilen cisimlere aydınlatılmış cisim denir. Tam olarak ay gibi değil mi çocuklar? Karanlıkta görünmeyen cisimlere karartılmış cisim denir. Bunlara gerek yok. Evet, düzgün yansıma. Düzgün yansıma için ne gerekiyordu bize? Durgun su, ayna, düzgün alüminyum folyo. Çelik tencere, cilalı masa, cilalı araba, yani cilalı ya da zımparalanmış şeyler de düzgün oluyordu değil mi çocuklar? Düzgün yansıma neydi? Gelen ışınların, paralel gelen ışınların yine paralel yansımasıydı düzgün yansıma. Değil mi? Dağınık yansımayı anlatmamış mı? Bir bakayım çocuklar, şimdi döneceğim hemen size. Sonra tekrar burada anlatmış. Sonra yine sorular.
Evet, daha ben size şöyle bir toparlayayım, hepsini anlatayım, sonra örneklerimize başlayalım. Evet, düzgün yansıma şu şekilde paralel yansıyacaktı yine ışık ışınları, değil mi? Dağınık yansımada ise bu ışık ışınları paralel olmayacaktı. Şimdi geldik yansıma kanunlarımıza. Öncelikle bunları bir tekrar tanıtalım. Neydi? Yüzeye doğru gelen ışına biz gelen ışın diyorduk. Yüzeyden çıkan ışına yansıyan ışın. Gelen ışınla normal arasındaki açıya gelme açısı, yansıyan ışınla normal arasındaki açıya yansıma açısı diyorduk. Şu dıştaki açılar neydi? Burası gelen ışının yüzeyle yaptığı açı, burası yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açıydı. Yani size gelme ve yansıma açısı dendiğinde İçteki açılar bizim için önemliydi. Başka bir önemli konu ise neydi? Normal kaç dereceydi çocuklar? Evet, size soruyorum. 90. Hocam 0 derece. Ha, 90. Normal, aynen 90. Evet, ben normal 90. Normalin üzerinden normal. Bir ışın evet. Gelirse o 0 derece olurdu. Sonrasında sorulara geçmiş ama daha benim anlatacağım bir şeyler daha var. Bu açıların tamamının toplamı da 180 dereceydi. Bizim 3 tane yansıma kanunumuz vardı, değil mi? Neydi bunlar? 1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Değil mi çocuklar? 2. Gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir. Düzgün yansımada da eşittir, dağınık yansımada da eşittir demiştik. Devam ediyorum. Son olarak üçüncü yansıma kanunum ise eğer yüzeye normal üzerinden yani dik bir ışın geldiyse kendi üzerinden geri yansır. Bu durumda gelme açısı da yansıma açısı da sıfırdır demiştik. Bunları adımız gibi bileceğiz de demiştik. Hatta sözlü de yapmıştık, değil mi? Ama ezberleyememiştiniz. Hala bilmeyen var mı bunları? Evet, sizi dinliyorum. Ben bilmiyorum hocam diyen. Yok sanırım hocam. Hocam bence yok. Dersin sonunda sorarım o zaman. Bence de. Evet. Yok yani. Hadi bakalım. Şimdi örnekler hocam, şimdi var. Şimdi sorun. Şimdi sorun hocam. Niye? Hocam daha iyi değil mi? Dersin sonunda belki az vaktimiz kalacak. Herkesi soramayacaksınız. Yok, şu an birazcık konuda da, sorularımızı da yapalım. Herkese zaten soramam tek tek tatlım. Evet, tamam. Bakalım. Sorumuz var burada. Kim cevaplasın önce ona karar vereyim. Sonra soruyor kim? Ela Geyik. Aç bakalım mikrofonu. Ela. Bekliyoruz. Ela'nın çalışmıyor mu? Hocam aslında çalışıyor. Ela. Hocam belki Ela. Şimdi hocam Ela'nın çalışıyor. Hocam benim Ela durmuyor size. Evet, bir not alalım bakalım. Ara ara Ela'ya seslenelim, açıklamasını alırız. Elif Begüm. Hocam. Evet, bu soruyu sen yapıyorsun Elif. Şekilde aynaya gönderilen bir ışık ışınının yansıması görülmektedir. Gelme ve yansıma açıları hangi rakamlarla gösterilmiştir? Örneğin 2 ve 3. Güzel. Zaten kolay bir soruydu. Gelme açısı 2, yansıma açısı 3, değil mi? Evet, burada şimdi yansıma kanunlarını anlatıyor. Ben bu slaytların yerini değiştireyim. Şunu da yukarı alayım. Çocuklar şu anda slide yeri değiştiriyorum biraz ama. Evet, tekrar yansıma kanunlarını görüyoruz şu anda. Bunları zaten anlattığımız için tekrar anlatmıyorum çocuklar. Evet, burada aralık verdik. Şimdi bir soru. Buradayız. Şöyle bir bakayım bir şey mi yazdı. Ela geldin mi? Hocam Ela bir ara toplantıdan ayrıldı. Hocam evet. Toplantıdan ayrıldı, girmedi daha. Bence sesi çıkmadı. Bir şey oldu. Bir çıkıp tekrar girecek herhalde.
Çünkü toplantıdan ayrıldı. Demin bende gösterdi. Girmemiş şu an hocam, baktım ben. Tamam, şu an zaten kişi sayısı azalmış. 14 kişi olmuş. Ben 14 de yani 3 kişi yok şu anda. Normalde bir kişi yoktu. 2 kişi çıkmış. Hayır, çocuklar. Kimler? 16 kişi var hocam. 17 kişi. 16 kişi var. 2 çıktı. Tamam, şimdi geldi ama. 17 değil. 2 tanesi benim. Görmüyor musunuz çocuklar? 15 kişi var şu anda. Ela yok. Başka? Ali yok. Ali yok. Tamam işte. Ela gelir bence. Onun bağlantısında sorun oldu herhalde. Ben... Bakalım başka. Gökay, sesini duyayım bakalım Gökay. Efendim hocam. Evet, bu soruyu sen yapıyorsun Gökay'cığım. Bak tamam. Bakalım. Şimdi bize böyle bir şekil vermiş. Evet. Burası 60 dereceymiş. Evet. Yansıma açısını bulunuz diyor. Şimdi bu önce bu ışının ne olduğunu bana söyler misin? Bu ne? Hocam o gelen ışın. Teşekkür ederim. Şimdi gelen ışınsa şu dıştaki açı ne peki? Hocam o neydi hocam? Gelen ışının. Hocam bir dakika, gelen ışının devamını getirebilir miyim hocam? Yok, Gökay'la konuşuyorum tamam. Çocuklar şu anda. Burası ne Gökay'cığım? Neresi? Şu an okumu görüyor musun? Burası. Yüzey değil mi? Tamam, o zaman şöyle sorumu düzelteyim. Gelme açısı kaç burada? Gelme açısı 60 değil mi hocam? Hayır, orası gelme açısı mı? Ben size ne demiştim üstüne basa basa? Gelme açısı ve yansıma açısı normalle yapılan açılardır. Şu içteki açılardır. Bana bu içteki açıyı nasıl bulursun Gökhan? Hocam ilk önce ışınla konuşuyor çocuklar şu anda. Hayra. Pardon. Evet Gökay. Hocam yansıyan ışını da bulmamız gerekmiyor mu? Tamam. Önce bir gelme açısını bir bul sen. Bulamıyorsun. Gökay normal 90 derece değil miydi? Hocam ben yapabilir miyim Gökay yapamazsa? 90 derece. Gökay'a anlatıyorum çocuklar şu anda. Çocuklar ben isminizi söylemedikçe lütfen ben yapabilir miyim demeyin ki arkadaşınıza öğretebileyim. Tamam mı? Şimdi Gökay unutmuş belli ki bunu. Gökay'cığım bu dıştaki açı. Evet, 90'dan 60 çıkarıyorsun. Buraya buluyorsun Gökay 30. Değil mi? Evet. Burası hocam. Ne? O zaman kaç çıkıyor? 30. Tamam, bu bulduğumuz 30 gelme açısı değil mi? Evet. Tamam, gelme açısıyla yansıma açısı eşit değil miydi? Evet. O yüzden cevabımız 30 olacaktı. Bak burada da görüyorsun. Evet. Değil mi? Buralar 30, burası 30'sa burası da 30 olur. Çünkü gelme ve yansıma açısı birbirine eşittir. Yani buradaki açıyı bulduğunda aslında yansıma açısını da bulmuş oluyorsun. Evet. Var mı sorun? Kayra ne oldu da sana öyle az önce? Hocam arkadaş kendisini galiba başka bir yerde sandı. Hocam Kayra. Ben herkesle konuştum. Konuşmadığın var mı bu derste? Sesini duymadığımız. Benle konuşmadınız ben... hocam. Evet Aslen, senle konuşmadık. Aslen sen yapıyorsun. Aslen birinci ne? Söyle bakalım. Can birinci gelen ışın. Tanımını yap. Yüzeye dik. Doğru. Yüzeye dik mi? Hocam. Ay, dik değil. Yüzeye doğru gelen ışın. Işın. Değil mi? Evet, ikinciyi alayım. Normal. Kimden? Evet, söyledi. Normal. Aslan da söyledi bunu. Hocam evet, ikinciye de normal dedin. O zaman bu soruyu sen yap Aslan. Normalin de tanımını söyle. Yüzeye dik çizilen hayali çizgi. Evet, güzel. Hayali çizgi. Üç. Üçüncü, yansıyan ışın. Yüzeyden yansıyan ışın hocam. Tamam. Dört ne? Yüzey. Evet, yansıtıcı yüzey ya da yüzey. Evet, şimdi yeni sorumuz gelsin. Bu soruyu kim yapsın? Atahan. Atahan, duyuyor musun? Duyuyorum. Evet, Atahan, A'yı yap bakalım. Tamam. Hocam...
Evet, gelme açısı. Kaç kayra ay Atahan? Hocam gelme açısı. Evet. Hocam gelme açısı 30, yansıma açısı 30. Gelen aferin. Işin, gelen ışının yüzeyi yaptığı açı 60. Hocam yansıyan ışının yüzeyi yaptığı açı da 60. Teşekkür ederim tatlım. Gayet güzel. Evet, şimdi şöyle sıradan gidiyorum söz hakkı vermediklerime. Ben hocam ben. Eymen buradayım. Kim? Hocam bana vermediniz. Bana da vermediniz hocam. Çocuklar hocam. Can ve Alisa siz konuştunuz, size soru sordu. Can. Ne sordunuz bana hocam? Can sana bilmem, sordu. Senle çok konuştuk Can ya. Sordun şeyi söyledin hatta. Hocam, sorunla hocam, ile ilgili. Hocam, söz hakkı vermediniz. Ben sadece sizi doğruladım orada. Hocam, söz hakkı vermediniz. Alisa. Tamam, hadi Alisa o zaman. Alisa yap bakalım. Hangisini? B'yi yapıyoruz. Sıra B'de. Güzelmiş hocam. Ben ben yapayım hocam, ben yapayım hocam, lütfen. Ben yapmadım hiç. Tamam Can yap hadi tatlım, vaktimiz çok az kaldı. Hocam gelme açısı gelme açısı 70, yansıma açısı güzel. 70. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 20. Yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı 20. Yine 20. Evet çocuklar, şimdi şöyle yapayım. Neydi? Gelme açısı ve yansıma açısı içtekilerdi. Yani gelme açısı ve yansıma açısı sorulduğunda mutlaka 90'dan çıkarıyoruz. Evet, başka bana söz hakkı vermediniz diyen kim hocam, var? Ben, Yusuf. Yusuf senle hocam, konuştuk mu? Ben konuşmadım hocam. Evet Yusuf, bir seni duyayım. Hocam. Gelme açısı 50, yansıma açısı 50, gelen ışınla yüzeyin yaptığı açı 40, yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı 40. Teşekkür ederim. Hemen cevapları da göstereyim. Kayra konuş. Hocam gelme açısı 45, yansıma açısı 45 hocam. Gelen ışınla yüzeyle yaptığı açı 45, yansıma ışınla yüzeyle yaptığı açı da 45. Evet, eğer 45 derecelik bir açı verdilerse hepsi 45'tir çocuklar kısacası. Ve bugünlük dersimiz bu kadar. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Her derste herkesin sesini elimden geldiğince duymaya çalışıyorum çocuklar. Kırılmayın. Bir sonraki ders hepiniz size daha çok duyuyor. Tamam mı söz hakkı? Haydi görüşürüz. İyi bakın kendinize.